Ahi Çarşısı yanında bulunan kadın emek pazarında kadınlarımız elemeyi, göz nuru ürünlerini hem satmakta hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Ben Zeynep Perçinel, 71 yaşındayım. Burası açıldı açılalı buraya dükkan açarım. Zeynep Hanım, bu işe nasıl başladınız? Evinize ne kadar katkı sağlıyor, bize bahseder misiniz? Tabii ki. Ben de 55 senelik evliyim. 55 senedir ben bu işleri yaparım. Ankara'dan geldim. Ankara'da da öyle hamam önünde bunları pazarlıyordum. Sabah götürüp akşam satıp geliyordum. Tekrar götürüyordum. Yani devamlı bu işi yaparım. Bayağı da bir menfaatim oldu yani. Peki nasıl öğrendiniz yapılışını efendim? Ben de iğin oyası kursuna gittim, takı kursuna gittim. Kaç yaşlarındaydınız o zaman? O zaman 21-22 o yaşlardaydım. Onu devamlı bunları yürüttüm. Ondan sonra el işleriydi, yemeniydi, tülbentti, lifiydi, her şeyleri yaptım. Hangi ürünleri satıyorsunuz efendim, gösterir misiniz? Ben şu 5 litrelik su bidonu. Ondan böyle üstünü örüp, geri dönüşüm. Tekrar bunu dikiyorum. Bunu yıka yıka kullan. Bunu mandal koyuyorlar, sabun koyuyorlar. Bir de şu çocukların okul araçları. Ona tesbih koyuyor, kalemlik gibi tesbih koyuyorlar. Dikiş kutusu yapıyorlar. Evet. Yani bunları böyle yapıyorum. Buralar, bak bu çantaları falan ben yaptım. Bu takılar, bu anahtarlıklarım benim. Bunları yaptım elemeye. Evet. Boncukların üstüne işledim. Yani bütün takılarım, her şeylerim benim. Takılı bak şurası kolyeler. Benim. Çoraplarım var. Liflerim var. Liflerim var. Yani her şey elimin emeği. Şu dantellerim. Çocuk taşlarım. Bu danteller niçin efendim? Bu o da takımı yani, televizyonun sehpaların üstüne. Hı hı. Öyle. Sipariş üzerine de yapıyor musunuz efendim? Efendim? Sipariş üzerine de yapıyor musunuz? Üzerine yapıyordum ama şimdi rahatsız olduğum için yapamıyorum. Hemen hemen 2 senedir falan siparişi bıraktım. Mevcut ürünleri satıyorsunuz yani? Evet. Kendi yaptığım ürünleri satıyorum. Bir daha da el işi yapmıyorum. Peki satışlarınız ne civarda efendim? Vallahi çok güzel, çok güzel gidiyordu. Bu 3-4 senedir artık çok yavaşladı burası. Pandemiden dolayı da. Bir de kimsede para da yok artık herhalde. Biraz geçim sıkıntısı var. Geçenlerde yer altının üstüne gittik biz 10 günlüğüne. Çok güzel satış yaptık. Buraya geldik, yine sivta etmediğimiz haftalar oluyor. Öyle yani. Peki buradan ev hanımlarına ne söylemek istersiniz? Vallahi ev hanımları hiç durmasın evde. Gelsinler yapsınlar. Ben pazar günü işimi de yapıyorum, yemeğimi de yapıyorum, her işimi bitiriyorum, pazarıma da gidiyorum. Ama mutlaka pazartesi günü açıyorum dükkanımı. İş olsun olmasın. Ben onu artık kendime şey yapmışım yani, adet etmişim bunu. Efendim, yaptığınız ürünleri gösterdiğiniz öğrenciniz de var mı? Yok, öyle kimse yok. Yalnız komşularımdan falan öyle işte gösterir derlerse çocuklara falan öyle gösteririm. Yok öyle kimse.